Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Urfa'nın meşhur levik tatlısını yapacağız. Biliyorsunuz bayrama çok az kaldı ve sizlerle şöyle güzel şerbetli bir tatlı paylaşmak istedim. Urfa'mızın da meşhur tatlısı olsun istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Biz severek tüketiyoruz. Özellikle yaz olduğu için de dondurmayla harika oluyor. Evet, şimdi tarifimize geçelim. 2 yemek kaşığı tepeleme tereyağı, 2 yemek kaşığı sade yağını erittim. Tereyağı eriyince üstünde köpük oluşuyor, biliyorsunuz. O köpüğü mutlaka almanız gerekiyor. Almasanız tatlınızın üzerine ufak benek benek kararmalar olacak, yanıklar olacak. O da görüntüsünü bozacak. Tadında farklılık olmuyor ama görüntüsü kötü olacak. Onun için köpüğünü iyice almamız lazım. Baklavalık yufkamızın bir adetini açıp erittiğimiz tereyağını yufkamıza sürüyoruz. İkinci yufkayı da serip tekrar tereyağı sürüp iyice iri kırılmış ceviz, İyice her yerine serpiyoruz cevizi. Bol cevizli olursa daha güzel olacak tabi. Cevizlerin de iri olması daha güzel. Böyle cevizin ağza gelmesi çok daha güzel oluyor. İnce, en ince oklavayla iyice sıkı bir şekilde sarıyoruz. İnce oklavanız yoksa kalın oklavayla da olur ama ince oklava olması çok daha iyi. İnce oklavaya benzer çöp şişlerle falan da yapabilirsiniz. Evet, iyice sardığımız tatlımızı iki tarafından ortaya doğru büzüştürüp oklavamızdan çıkartıyoruz. Tereyağıyla yağladığımız tepsimize tatlımızı diziyoruz bu şekilde. Bütün tatlılarımıza aynı işlemi yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde iki yufkada bir yufkaya yağ sürüp tekrar bir yufkada, yani iki yufkayla yapıyoruz. İri kıyılmış cevizimizi iyice serpiyoruz. İnce oklavayla sarıp iki tarafını da iyice büzüştürüp tepsimize alıyoruz. Pişirme işlemi çok önemli arkadaşlar. 180 derece fırında yaklaşık 30 ile 35 dakika arası pişirdim. Ne kadar iyi pişirirseniz tatlınız o kadar çıtır olacak ve lezzetli olacaktır. Bu önemli bir püf nokta. Az pişen baklava hamurlaşma ihtimali çok yüksek oluyor. Evet, bütün tatlımızı bu şekilde hazırladıktan sonra kalan yağımızı her tarafına eşit gelecek şekilde üzerine, tatlımızın üzerine yağlıyoruz. Altta oluşan o süt gibi köpüğü kesinlikle üzerine sürmemeye, dökmemeye dikkat edin. Çünkü o yanıklar oluşturacaktır. Görüyorsunuz tavanın altındaki beyaz olan, süt kıvamında olan köpüğü dökmüyoruz. Üstten yağını alıp iyice tatlımızın her tarafını yağlıyoruz. Yağladıktan sonra ben iki çizik attım, yani iki parçaya böldüm, kestim. Daha küçük de kesebilirsiniz, tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben biraz daha böyle porsiyonu büyük olsun istedim. Bu şekilde kestikten sonra da, piştikten sonra kesemeyeceğiniz için mutlaka pişirmeden önce tatlınızı kesmeniz gerekiyor. Tatlımız bir kenarda beklerken biz de şerbetimizi hazırlıyoruz. 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, birkaç damla limonu damlatıp İyice tatlımızı fırınladıktan sonra şerbetimizin altında açıyoruz. Çünkü şerbetimiz sıcak, tatlımız sıcak olacak. Bu şekilde şerbetimizin kıvamını anlamak için son damlaları ağır ağır dökülürse eğer tatlımızın şerbeti olmuş demektir. Tatlımız fırından sıcak çıktı. Şerbetimiz sıcak, altını kapattığımız gibi tatlımızın üzerine eşit gelecek şekilde şerbetimizi döküyoruz. Zaten ikisi de sıcak olduğu için hemen de çekiyor, göreceksiniz. Çok çabuk çekiyor şerbeti. Şerbeti bu şekilde yapmanız şart. Çıtır çıtır olmasını istiyorsanız bu şekilde şerbetlemeniz gerekiyor. Şerbetin kıvamı çok önemli aslında. Şerbetin kıvamı ne kadar güzel olursa tatlınız da o kadar çıtır olacak. Gördüğünüz gibi altını da üstünü de çok iyi pişirdim ben. Şerbeti de kıvamı çok güzel oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca şerbetimi pişirmiştim. Altta da şerbetin detaylı olan kısmını açıklamada yazacağım, oradan bakabilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar, hoşça kalın.